Üçüncü videodayız. Son videomuz olacak ama güzel bir checkpoint yapacağız. Merak etmeyin o sıkça sorulan sorularla. Hocam kazanımlarımız nedir? Genetik şifre kavramı, kodon, antikodon ve protein sentezi. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Kodon-antikodon ilişkisi tablosu çok değerli bir tablodur. Arka arkaya 2 sene sınav sorusu olmuştur ve aynı şey sorulmuştur. Bir amino asitin neden birden fazla kodonu olmalı? Hocam burada dikkat et, 64 çeşit kodon var. Şimdi kodon nedir? Üçlü nükleotitlere kodon denir. Neden tekli, ikili ya da dörtlü değil? Tabii ki şöyle bir mantık var. DNA'da A, T, G, S nükleotitleri var, 4 çeşit. Bu nükleotitlerin her biri bir kodon ifade etseydi 4 üzeri 1'den 4 çeşit kodon olacaktı ya da şifre olacaktı. Ancak doğada 20 çeşit amino asit bulunduğu için bu şifre amino asitleri karşılamayacaktı. Tekrar kullanmak şartıyla yan yana ikili geldiklerinde 4'ün karesinden 16 çeşit kodon yazılacak ama yine amino asitleri karşılamayacaktı. Bu kez tekrar kullanılmak şartıyla üçlü nükleotitleri yan yana getirdiğimde 64 çeşit kodonun 20 çeşit amino asit fazlasıyla karşıladığını görecektim. Dolayısıyla 64 çeşit kodonun mantığı buradan geliyor. Peki hocam, ama 20 çeşit amino asit var, 44 tanesi boşa gidiyor. Dur bekle, gaza gelme. Bu 64 çeşit kodonun 3 tanesi stop kodon zaten. Amino asit'e karşılık gelmez. UAA, UAG, UGA. Hemen bul onları tabloda. Bak işte bunlar durdurucu kodonlar. Bunlara karşılık amino asit gelmez dedin ama buna rağmen 64'ten 20'yi çıkart, 44, 3 tane daha çıkart. 41 tane kodon var. Çok değil mi hocam? Değil. Bak bir amino asidin birden fazla kodonu bulunabilir. İşte bunun nedeni soruldu 2 defa. Neden? Hemen burada cevaplayayım, sonra mantığını anlatayım. Çünkü oluşabilecek nokta mutasyonlara rağmen sentezlenecek proteinin yapısının değişimi önlenir. Şimdi nasıl oluyor bu? Bakın şuradan bir örnek vereyim size. Treyonin. Treyonin burada gördüğünüz gibi gözünüzün önünde 4 tane kodonu var. 4 çeşit kodonu var. Eğer elimde bir DNA molekülü olsaydı bu DNA molekülü üzerinde mesela bir mRNA sentezlenmesini sağlayan kodon olsaydı ve bu mRNA'da ACC olsaydı aslında DNA'da TGG olmasını beklersiniz. Ve bu ACC'ye karşılık gelen tRNA antikodonu, tRNA ise antikodonmuş, mRNA ve DNA içinde kodon ifadesi kullanılıyor. Buraya baktığınızda bu tRNA UGG ile gelecekti. Adenin karşısında uresin, sitozinlerin karşısında guanin. Ve diyecekti ki ben bu kodona göre triyonin getirmem gerekiyor. Güzel. Ancak diyelim ki DNA'da bir mutasyon oldu. Yani şöyle üstünü karalamayalım ama şurayı gösterelim. Şurada gösterelim. O mutasyon şuna sebep olsun. Hocam T, G, T. Yani guanin yerine gitsin bir tane tinin gelsin. Olabilir. Nokta mutasyon işte bu. Ama mRNA'daki ACA öyle bir tRNA'nın gelmesine neden olacak ki UGU. O tRNA da diyecek ki ben triyonin getireceğim zaten. İşte nokta mutasyon olmasına rağmen gelecek olan amino asidin değişimini önlemek için bir amino asidin birden fazla kodonu bulunmalı. Ama hemen seni uyarayım. Bütün amino asidin birden fazla kodonu var mı? Hayır. Bir kere kafadan şunu bilmek zorundayız zaten. Başlangıç kodonu metiyonin. Böyle bir tane daha amino asit var mı? Çok önemli değil. Triptofana dikkat edin bir de. Ama böyle bir soru çıkmaz. Şöyle bir soru çıkar. İşte bütün amino asitler birden fazla kodona mı sahip? Hayır. Metiyonin kopyan olsun. Çünkü metiyonini bilmen lazım. AUG başlatıcı. Bak burada bir tane daha soru var aslında. Şuraya yıldızımı atıyorum.
Nedir hocam soru? Şuraya dikkat et lütfen. Bir çeşit tRNA bir çeşit amino asit taşır. Gerçekten de UGG triyonin taşırken gidip de ben bugün valin taşıyacağım diyemez. Ancak bir amino asidin birden fazla çeşit tRNA ile taşınması mümkündür. Yani hocam, tamam işte önünde bak, triyonin bir çeşit amino asit, UGG, UGU iki çeşit tRNA. Bir çeşit tRNA bir çeşit amino asit taşır. Ama bir çeşit amino asit birden fazla çeşit tRNA ile taşınabilir arkadaşlar. Tamam? Buna lütfen dikkat edelim, olur mu? Hocam, şimdi Emre'cim, önceden şunu söylüyorduk. Yazımız kötü, sesimiz güzel. Ama şimdi sesimiz de kötü, ne yapacağız? Bize nazar ettiler. Ama biz yine de yılmadan devam edeceğiz. Eyvallah dostum. Bence de nazara gelmiş olabiliriz ya. Neyse, idare edeceğiz arkadaşlar. Siz de beni idare edin, olur mu? Peki, hocam şimdi bakalım. Burada iki tane sorulma ihtimali olan... Ama hocam soruldu, bir daha mı çıkar? 5 yıl arka arkaya sorabilir arkadaşlar. Çünkü güzel ve önemli bir soru tipi bu. O yüzden dikkat edeceğimiz iki tane soru tipimiz var artık. Tamam mı? Peki. Şimdi hocam şöyle bir muhabbetimiz var. Sentezlenecek proteinlerin işte çeşidi nasıl değişiyor? Ya da bir gen bölgesi dendiği zaman aklımıza neler gelmeli? Bir tanesinin cevabını buraya yazalım. Birinin cevabı diğer sayfada olacak zaten. Şimdi gen bölgesi demek ne demek? Gen bölgesi demek iki tane zincirin arkadaşlar şu şekilde oluşturduğu bölge demek. Ve gen protein sentezinden sorumlu en küçük DNA parçasıdır. En sık sorulan sorulardan bir tanesi yazılı döneminde. Hocam bir genin ürünleri nelerdir? Protein, mRNA, tRNA, rRNA. Yani sonuçta bu gen bu bölgeden uygun protein de sentezleyebilir, RNA çeşitlerini de sentezleyebilir. Ve unutmayın lütfen, bu gen bölgesindeki hidrojen bağları eğer DNA kendine eşliyorsa helikazla, hayır sadece buradan protein sentezlenecek, o yüzden ben RNA sentezleyeceğim hocam diyorsan RNA polimerazla açılır. Tamam? Tekrar tekrar söyleyeceğim. Şimdi bu gen bölgesi iki zincir ya, bize diyecek ki işte 1200 nükleotitlik bir gen bölgesinden protein sentezlenecek. O protein içinde kaç amino asit olur? Parantez içerisinde de yazacak. Stop kodon dahil. Yani onu gözden kaçırma. Şimdi 3 nükleotit bir kodon değil mi? O zaman 1200 nükleotit kaç kodon olur? 400. Güzel. Şimdi hocam, ama sen ne dedin? 1200 nükleotidin gen bölgesi olduğu için 600'ü bu zincirde, 600'ü bu zincirdedir. Dolayısıyla aslında bu 400 kodonun 200'ü bir zincirde, 200'ü başka bir zincirde. Hiç kafan karışmasın. Bak şöyle yap. 1200 bölü 3 deme. Ne olacak ki? Hepsi aynı kapıya çıkıyor. 600'ü 600 ayırdın. 600 bölü 3 de. Bak 200 kodon. Ve bunlardan bir tanesi stop kodon diye, onu unutma. Ona karşılık amino asit gelmez. O zaman 199 amino asitten oluşan bir zincirim olur der ve soruyu çözersin. Neyi hatırlatacaktım bir de sana? Hocam bu tRNA'lar amino asitlere nasıl bağlanır? Enzimatik. Enerji harcanır mı? Harcanır. Nerede gerçekleşir? Sitoplazmada. Buradaki enzim hem amino asidi hem tRNA'yı tanır arkadaşlar. Ve hangi tRNA'nın hangi amino asit taşıması gerektiğini de o enzim bilir. Peki. Geldim protein sentezine. Altta bir tane animasyon linki var. Ona tıklayacaksın ve animasyonda belli başlı şeyler göreceksin. Ama şuna dikkat etmeni istiyorum. En temelde 5 şey. Ki 5 şey aslında şıkları da doldurabilir. Sıralama sorusu da olabilir. DNA, RNA sentezleyecek. mRNA'yı. mRNA sitoplazmada küçük alt birime bağlanacak. Ribozomun.
Sonra bunu gören TRNA ilk amino asidi getirecek. Metiyonin. Bunu gören büyük alt birim bağlanacak ve protein sentezi başlayacak. Ne zamana kadar? Stop kodonlardan bir tanesi denk gelene kadar. Hocam bak. Elimde bir tane çekirdek var. Çekirdek çift zincirli. Şöyle. Yani çift zincirli dediğim çift katlı. Ve bu çekirdeğin porları hücre zarının porlarından daha büyük. Nasıl yani hocam? Bak şimdi. Şu hücre zarı ya. Hücre zarından böyle çekirdek zarından çıkar gibi mRNA çıkabilir mi? Hayır. Çekirdeğin içerisine ATP de girecek reaksiyonlar sırasında. Dışarıya ATP çıkabilir mi? Hayır. Bu çekirdeğin içerisindeki kromatin ipliğin ilgili gen bölgesinin açılacak RNA polimerazla ve mRNA sentezlenecek. O zaman yazalım hocam. 1. DNA'dan mRNA sentezlenir. Biz buna ne diyorduk? Transkripsiyon. Transkripsiyon. Hocam 2. mRNA sitoplazmaya çıkar. Neden? Dursun çekirdeğin içinde. Hayır. Çekirdek içinde protein sentezi olmaz hocam. Çekirdek zarında olabilir. Orada ribozom var. Endoplazmik retikulumda olabilir. Granüllüde ribozom var. Mitokondri ve kloroplast içinde olabilir. Onların da kendi DNA, RNA ribozom var. Ama çekirdek içinde olmaz. Peki mRNA çıktı sitoplazmaya ne yapacak? Ribozomun küçük alt birimine bağlanacak. Bunu gören tRNA ilk amino asit olan metiyonini getirecek. Ve protein sentezi büyük alt birimin bağlanmasıyla başlayacak. Animasyonda neye dikkat edeceksin? Bu ribozomun büyük alt biriminde aynı anda iki tane tRNA olabilir. Bu ribozomun büyük alt biriminde amino asitler bir araya getirilir, peptid bağ kurulur. Ve şu soruyu unutma. RNA enzim gibi davranabilir mi? Evet. Ribozomal RNA amino asitleri bir araya getirerek peptid bağını oluşturan yapıdır. Tamam? Bunlar yazacak notlarımızda. Merak etmeyin arkadaşlar. Bakın 5 şık, 5 tane sıralama sorusu. Yani 5 maddeyi karıştırarak bir sıralama sorusu yaratabilir. Geldim protein çeşitliliğine. Proteinleri birbirinden farklı kılan şeyler nelerdir? Yazalım mesela. Amino asit çeşidi. Amino asit tekrarı. Yani bir amino asitten kaç kere kullandın? Amino asit sayısı. Toplamda kaç amino asit var? Ve amino asit dizilişi. Lütfen dikkat edin. Elinizde iki çeşit protein olsun. X proteini metiyonin, valin, fenilalanin, triptofan olsun. Y proteinde metiyonin, fenilalanin, triptofan, valin olsun. Hocam ne yaptın? Bunlar ne? Bir kere bunların isimlerini duymanız önemli. Bunlar amino asit isimleri. Hocam bak, ikisinde de 4 tane amino asit var. İkisinde de amino asitler birer defa kullanılmış. İkisindeki amino asitlerin çeşitleri de aynı. Metiyonin, valin, fenilalanin, triptofan. Peki kesinlikle ne farklı? Amino asitlerin dizilişleri kesinlikle farklı. O zaman burada şuna mı dikkat etmem lazım? Şunlar aynı olabilir. Ancak bu kesin farklı. O zaman iki proteinin birbirinden farklı olmasının temel nedenleri hangileri olabilir? Sayı, çeşit, tekrarı al. Ama aşağıdakilerden hangisi? İki proteinin birbirinden farklı olmasının kesin nedenidir. Cevap amino asitlerin dizilişi. Bak burada metiyonden sonra fenilalanin, triptofan, valin. Burada ise valin, fenilalanin, triptofan gelmiş. Peki. Şimdi bu konunun sorularını çözelim. Sonra da PDF kağıdını beraber değerlendirelim. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Genetik kod DNA ya da mRNA'da kodon adı ile verilen üçlü nükleotitlerle ifade edilir. Doğru. tRNA'dakiler antikodondu. mRNA için 64 çeşit kodon yazılabilir. 4'ün küpü. Protein sentezini başlatan DNA kodonu TAS. Şimdi mRNA'da AUG metiyonin değil mi? Evet. Stop kodonlarda UAA, UAG, UGA. Bunlardan herhangi bir tanesi gelene kadar protein sentezi devam edecekti. Hocam,
Bu AUG'nin karşısına ne gelir? TAS gelir. O zaman bu ifade de doğru. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? mRNA'daki kodonlar tRNA'daki antikodon bölgesi tarafından tanınır. Yani bir mRNA karşısına şöyle tRNA'yı aldığında şuradaki antikodon bölgesi tarafından tanınır. Ve unutmayın, bunların arasında geçici olarak hidrojen bağları kurulur. Tamam, geçici hidrojen bağı. Oradan su falan çıkmaz. Hocam, amino asitler kendilerine özel bir enzimle tRNA'ya bağlanır. Amino asitlerin tRNA'ya bağlanması sırasında enerji harcanır. Cevap C seçeneği. Verilen yapılardan hangilerinde ribozomun büyük ve küçük alt birimleri bir araya gelemez? Hocam, bunun Türkçe meali ne? Nerede protein sentezi olmaz? Bak, mitokondride olur. Kloroplastın içinde olur ama çekirdeğin içinde olmaz. Hocam, sitoplazmada olur muydu? Olabilirdi. Ribozom serbest olarak orada da kalabiliyor. Peki, ökaryotlarda gerçekleşen protein sentez aşamaları verilmiş. Meydana gelme sırası. İlgili gen bölgesi açılır. Kim açar? RNA polimeraz. mRNA molekülü sentezlenir ve çekirdek dışına çıkar. Tamam. Ribozomun küçük alt birimi önce mRNA'ya bağlanır. Sonra ilk tRNA metiyonin amino asidini getirir ve büyük alt birim ribozomu tamamlar. Ve aktif olarak protein sentezi başlar. Ne zamana kadar? Stop kodonlardan herhangi bir tanesi denk gelene kadar. Yani şurayı hatırlayın lütfen tekrar. Şu 5 olay nerede bitecek hocam dediklerinde, tabii ki şuradaki stop kodonlardan herhangi bir tanesi denk gelene kadar arkadaşlar. Tamam? Peki. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri polizom ve işlevler için doğrudur? Polizom ifadesi konularda geçer ya da geçmez. Ama soruda kesinlikle değinilmeliydi. Bir mRNA'ya birden fazla ribozomun bağlanması durumudur. Polizom, poliribozom. Hocam neden? Çünkü sentezlenecek proteinden çok sayıda ihtiyaç vardır da ondan. Hocam, o zaman ifade doğru. Bir mRNA üzerine birden fazla ribozom bağlanır. Peki farklı protein çeşidi mi sentezlenir? Hayır. Sentezlenecek proteinler birbirinin aynısıdır. İhtiyaçtan dolayı böyle bir şey yapılıyor. DNA kodonlarından hangileri için tRNA antikodonu yazılmaz? Şimdi bakın arkadaşlar. DNA'daki kodon, mRNA'daki kodon, buna karşılık gelen tRNA diyoruz değil mi? Gidip de sakın DNA'yı yazıp sonra mRNA yazıp sonra tRNA yazmayın. Çünkü değilinin değili zaten kendisidir. Tamam mı? Bu bir. İkincisi şöyle bir şey var. mRNA'da ne olursa tRNA'ya karşılık gelmeyecek de stop kodon. Stop kodonlar kimdi? UAA, UAG, UGA. Yani mRNA'nın üzerinde bunlar varsa bunlara karşılık T olmaz. Çünkü amino asit taşınmayacak. Hocam, ATT'nin karşısına mRNA'da UAA yazılır. ATS'nin karşısına UAG, AST'nin karşısına UGA yazılır. Dolayısıyla bu üç aslında mRNA'da stop kodondur. DNA üzerindeki kodonlar. Peki cevap ne oldu? D seçeneği. Şimdi şu sıkça sorulan yazılı dönemindeki soruları da bakalım. Videoyu öyle kapatalım, içimiz rahat etsin. Aktif gen nedir? Şimdi aktif gen ne biliyor musun? Ben bir sperm bir yumurtadan meydana geldim. Sen de öyle, herkes öyle. Dolayısıyla o zigot sonrasında mitoz bölünmeler geçirdi ve milyarlarca hücreye ulaştı. Ancak bu hücreler aynı zigottan meydana gelmesine rağmen kimi göz oldu, kimi karaciğer oldu, kimi böbrek oldu. İşte arkadaşlar bakın, sağlıklı bir insanda DNA taşıyan her vücut hücresi, vücut, bakın üreme hücresi değil, her vücut hücresi aynı DNA miktarı ve aynı dizilişte nükleotide sahip. Ama gözümde üre senteziyle alakalı bir enzime gerek var mı? Ya da karaciğerimde görmeyle alakalı bir proteine ihtiyacım var mı? O zaman o DNA'lar aynı olsa da çalışan gen bölgeleri farklı. Burada gen 1 çalışır, diğer tarafta gen 2 bölgesi çalışır. Tamam. DNA'yı oluşturan zincirler hangi doğrultuda ilerleyeceğine ve bir merdiveni oluşturacağına nasıl karar verir? Ne demiştim? İki zincir var. Zincirlerin her iki tarafında da sonuçta böyle dizilmiş nükleotitler var. Fosfatlar negatif olduğu için birbirini itiyor. Aradaki hidrojen bağları da azotlu bazları çekiyor. Ve bu çekme itme bir rotasyona neden oluyor arkadaşlar. 5 üssü 3 üssü ifadesi ve antiparalel yapı ne demek? Ne demiştim size? Bakın, bu burada çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Şimdi
Şu bir karbon, şu bir karbon, şu bir karbon, şu bir karbon. Bakın şu da bir karbon. Kaç tane saydım? Şu gözünüzü yormasın, siyaha döneceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. karbon. DNA zincirinin bir zincirinin bir ucundaki şekerin 5 üssü karbonuna, üssü denmesinin sebebi burada da karbonlar var çünkü demiştim. 5 üssünde burada fosfat var. Diğer uca baktığımda ise 1, 2, 3, orada işte hidroksil var. Karşı tarafa baktığımda zincirde bakın şekerin ters döndüğünü görüyorum. Sonuçta bir itme çekme, bir sarmal yapı oluşacak. Ve bakıyorum ki hocam buradaki 3 üssü hidroksil taşırken karşısına şuradaki 5. karbondaki fosfat, onun karşısına ise bakın 1, 2, 3. karbondaki hidroksil geliyor. Buradaki fosfata hidroksil, buradaki hidroksile fosfat geldiği için bunlar paralel değil, antiparalel oluyorlar. DNA üzerinde bulunan gen ürünü söyledim. Protein ve RNA çeşitleri. Peki bir DNA'nın kendini sentezlemesi için ortamda neler bulunmalı? Tabii ki nükleotit ve kalıp DNA. DNA polimeraz ve çok enteresan okul kitabında DNA polimerazın kofaktörü verilmiş ya, magnezyum. DNA ligaz ve helikaz. Helikaz hidrojen bağlarını açar, polimeraz zinciri uzatır, ligaz aradaki bağlantıları birleştirir. Ne demiştik? Ökaryot ve prokaryot DNA moleküllerinin replikasyonunda ortak özellik. Hocam ikisinde de sonuçta bir helikaz, ligaz, polimeraz mantığı var. İkisinde de hidrojen bağlarının açılacak ya da sentez yapılacak mantığı var. Ama şunu bilmekte fayda var. Ökaryotların DNA'sı lineer yani doğrusal. Prokaryotların ise halkasal yapılıdır. Ve en önemli farklardan bir tanesi de neydi? Bizim DNA'mız uzun ama polimerazımız hantal. Fakat benim bir an önce bu işi yapmam lazım diye orijin sayısını fazla tutuyorum. Prokaryotlarda tek bir başlama noktası varken ökaryotlarda binlerce başlangıç noktası var. Peki. Replikasyon sırasında ATP 2 mi harcar? Helikaz, ligaz harcar. Ama sentez sırasında tamir yapan DNA polimerazdır. O da boş durmuyor. Transkripsiyon olayında gen bölgesindeki hidrojen bağlarını RNA polimeraz açar ve tekrar o yapar. Milyon kez bak tekrar ettim. Unutursan çok üzülürüm. O yüzden birkaç tekrar kendi başına yap lütfen, tamam mı? RNA, rRNA enzim gibi davranabilir mi? Davranabilir. Büyük alt birimde tRNA'ların, şöyle iki tane tRNA'nın taşıdığı amino asidi birbirine bağlayıp peptit bağ kurulumunda görev alacak. tRNA ve amino asitler nasıl bağlanır? Özel bir enzim ATP yardımıyla aktifleştirilir. Yani enerji harcanır. Ve hangi amino asit hangi tRNA'ya bağlanması gerektiğini bu enzim bilir arkadaşlar. Ve şunu da unutmayalım. İki çeşit tRNA çizecek. Buraya atıyorum lösin, buraya da lösin yazacak. Diyeceksin ki farklı çeşit tRNA'lar, bu X bu Y olsun. Farklı çeşit tRNA'lar aynı amino asit taşıyabilir, tamam mı? Yani bir amino asit birden fazla çeşit tRNA tarafından taşınabilir. Ama bir tRNA mesela X tRNA'sı lösini taşıması gerekiyorsa gidip alenin taşımaz. Tamam? Bir çeşit tRNA bir çeşit amino asit taşır. Ama bir çeşit amino asit birden fazla çeşit tRNA tarafından taşınabilir. Kafan karışmasın. Ne diyorum ben size her zaman? Bu bir kuraldır arkadaşlar. Bir şey gözünüzde canlanmıyorsa onu öğrenmemişsiniz demektir. Şu tRNA'ları çizeceksiniz. Resim çizmek saçma da olsa, karışık da olsa, bir anlam ifade etmese de başka birine senin hayal ürünü olduğu için senin öğrenmeni hızlandıracak. Ne demiştim? Yazıyı resimden çok sonra bulduk arkadaşlar. Mağaralara resim çizdik biz, yazı yazmadık. O yüzden bir şeyi sembolize edemezseniz resimlerle istediği kadar saçma olsun o sizin aklınızda canlanmaz. Yani ne yapacakmışsın? Resim çizeceksin. Düz yazı not alınmaz zaten. İki tane tRNA çizeceksin. Barış Hoca demişti ki iki tRNA çiz. Buna X de buna Y de. Aynı amino asidi yaz üstüne. Bu kadar. Bak bir çeşit amino asit birden fazla tRNA tarafından taşındı. Ama bir çeşit tRNA bir çeşit amino asit taşıyabilir. Tamam. Peki. Bayağı bir yordum sizi bence. Buradaki bütün soru tiplerini ve yazılılardan önce öğrencilerin sıkça sorduğu soruları da göstermeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.
Thank you.